Yine Gaziantep'ten bir misafirimiz var. Alo, hoş geldiniz efendim. Alo, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, şükürler olsun. Sizleri sormalı. Bizler de 6 Şubat'ta Gaziantep'teydik. Evet. Güzel şehrimizden. Buyurun efendim, alalım evet. Sorunuzu. Sağ olun. Hocam selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah kardeşim. Sağ olun hocam. Hocam ben Konya'da evliydim hocam. Evet. Biz hocam eşimle bir akşam tartıştık hocam. Ben hani bana ilgi göstermiyorsun diye hocam üzerinden battaniyeyi çektim hocam. Hocam eşim de sabah iş yerinde babasıyla aynı iş yerinde çalışıyorlar. Babası bana bütün evindeki özel konuları anlatacaksın deyince hocam eşim evde ne yaşadıysak hepsini ailesine anlatmış hocam. Allah Allah. Aynen hocam, yatak odam da buna dahil olmak üzere. Hocam beni bu akşam bayağı bir dövmüştü hocam, ben bunu aileme işledim. Anne siz karışmayın dedim olaya dedim. Aileleri katmak istemedim hocam. Evet. Evliliğim yıkılmasın diye. Hocam akşam geldiler, kızım dedi bizim için bu evlilik bitti dedi. Altınların da eşyalarını topla bizim evimizi terk et dediler. Hocam ben gene evimi terk etmedim. Babası da hocam eşimi akşam eve bırakmadı diğer akşam. Sonra biletimi kestirdim hocam, biraz olay sakinleşsin diye hocam memleketime döndüm. Memleketime geldim de eşim beni aradı. 5 gün sene sonra ararım diye beni gitmiş mahkemeye vermiş hocam. Çok ağladım hocam. Bu konuda sessiz kalmaya çalıştım. Yuva kurtulsun diye hocam. Sonra amcam gibi toplandılar. Konya'ya gittiler hocam. Konu ne abi falan diye sorunca. Biz hocam bir gün önceden alışveriş yapmıştık. Tezgahta patlıcan kalmıştı hocam. Bizde bu boşanma sebebi bir gün bile patlıcan kalsa, dolaba konmazsa bir günde hocam yemek yapmadım. Bizde bu kesinlikle boşanma sebebi demiş hocam. Allah Allah. Ne yaptıysam yuvamı kurtaramadım hocam. İkna da edemiyoruz. Kaç yıllık evlisiniz? Efendim? Kaç yıllık evlisiniz efendim? 9 ay oldu. Ha, yeni evlisiniz daha. Hay Allah. Evet hocam, ne yaptıysam çok üzgünüm hocam. Hocam çok ilginç değil mi? Yani aileler ne ilgili? Ne... Çok geçmiş olsun. Şimdi birincisi, bir erkek hanımıyla ilgili özel konuları annesine babasına anlatmamalı. Anlatıyorsa zaten onların güdümünde demektir. Evini yönetemez. Yönetemediği belli. Seni de yönetememiş, evini de. Evi demek ki kayınpederin yönetiyormuş evi. Onlar karar vermişler. Olanda hayır vardır. Sen istememişsin boşanmayı. Onlar istiyorlar ama hakkın neyse onları alırsın kardeşim. Böyle hocam, bir evine sahip olamayan bir erkekle evli kalman... Evet. Yıllarca bu çileyi çekersin yani. O da ayrı bir konu. Buyurun. Evet. Hocam şu anda altınlarımın hepsi, annem düğünde de bayağı bana altın takmıştı. Şimdi o kayınbabam diyor ki ben sana taktığım altınların hiçbirini vermem. Annemin taktığı altınları veririm diyor. Mehrimi falan da vermeyi kabul etmiyorlar. Bunun günahı ne hocam? Birincisi mehrini verecekler. İkincisi takılar hediyedir, geri alamaz. Hediyeler evet. Geri alınamaz. Kanunen de öyle. Sen kanunen mahkemede bunları alırsın kardeşim. Onlar günahkar. Zaten yuva yıkmakla günah işlemişler. 9 ay bir kadının hayallerini yıkmışlar. Yuvasını yıkmışlar. Allah ıslah etsin. Bazen yaşı 20 de olsa, 30 da olsa çocuk yaşta oluyorlar. Gelişmemiş. Yani evlendiğin kişi aklı başına gelememiş, daha olgunlaşmamış maalesef. Annesi babası onu istediği gibi yönlendiriyor. Elinden geleni sen yapmışsın, bundan sonra yapacağın hakkını almak. Evet, Allah yardımcın olsun. Peki efendim. Allah razı olsun hocam. Hayırlı hocam, bir tane soru daha sorabilir miyim? Buyurun. Tabii bakmayın da. Buyurun. Estağfurullah. Hocam buyurun. Benim de diğer ablam da evli hocam. Onun eki de hocam sürekli İstanbul'a gidip geliyordu. Bir hafta önce hocam ablama haber vermeden İstanbul'a gitmiş, hiçbirimizin haberi yok. Kayınvalidesi gibi aradık hocam, nerede eşi falan diye. Ablama haber vermediler hocam, biz bilmiyoruz falan dediler. Biz gittik karakola falan başvurduk hocam. Sonra eşi dün hocam aradı, ben İstanbul'dayım falan dedi. Hocam sürekli ablam gibi böyle terk edip gidip geliyor hocam. Ablam da hocam boşansam mı boşanmasam mı diye sürekli kararsız hocam. Bir de bunun cevabını alabilir miyim sizden? Ne yapıyor? Kanunsuz işler mi yapıyor acaba?
Yok hocam öyle sadece canı sıkılıyor. Ben diyor gidip diyor çalışacağım diyor. Haber vermeden falan. Geri bir hafta sonra arıyor. Ben şuradayım buradayım diyor. Bu evlilik konularında aileler çok dikkatli olmalı. İyi seçmeliyiz. İyi araştırmamız evet. lazım. Bir erkek evinin hamisi olmak zorunda. Evinin harçlığını, barınmasını, eğitimini, çocukların bakımını, hanımının giysisini, kuşanmasını her şeyi erkeğin üzerine farz oluyor. Ben gidiyorum, ne haliniz varsa görün demek evlilik olmaz ki. Günah işliyor, haram işliyor. Buna müsaade etmemeli. Büyükler müsaade etmemeli. Onu efendim tekdir edip çağıracaklar. Gel bakayım evinin sahibi olacaksın sen. Nereye kaçıyorsun ikide bir? Çoluk çocuğun başına geç diye. Ailesi, babası, annesi neyse. Onu ihtar edecekler sevgilerim. Yaptığı yanlış. Yani hemen boşanma o da kolay bir şey değil ki. Yuvalar yıkılıyor. Çocuklar mağdur oluyor. Bazı olabilecek, tamir edilecek durum varsa araya büyükler girsin diyor Kur'an-ı Kerim. Hakem olsunlar, onlar karar versinler. Tamam hocam. Allah yardımcınız olsun. Ederim, Allah razı olsun. Selam söyle ablana da Rabbim kolaylık versin inşallah. Evet, selam hocam, sağ olun. Hayırlı günler efendim. Tekirdağ'dan misafirimizi ağırlayalım. Alo, hoş geldiniz efendim. Alo. Buyurun efendim. Merhaba. Merhabalar. Buyurun alalım merhaba. Sorunuzu. Hocam dinliyor. Hocam merhaba. Hayırlı günler. Allah razı olsun. Buyurun kardeşim. Ben 3 sene önce bir sahte senet üstüme yapıldı da benim evet. imzamı kullanmışlar. Evet. Ve bu senet bana geldiği gün ben bir kaynımı rüyamda aynı gün gördüm. Ve 6 ay sonra arabama haciz koydular. Yine aynı kaynımı o gece gördüm. Yani böyle seviniyordu. Bunlar benim başıma gelirken bu rüyamda seviniyordu. Evet. Onun neye delalettir hocam? Neden aynı iki kere rüyamda aynı kaynıma başıma bir şey gelirken onu görüyorum? Yani bu imzada eli var mı yok mu? Ya o kadar keşfin açık olsa haciz geleceğini görürsün. Sahte senedi görürsün. Kaynını görüyorsun. Kaynına kızıyorsun demek ki. Ondan şüpheleniyorsun. Rüyana giriyor. Delil yoksa elinde hiç suizan yapma. Günaha, boşuna günaha girersin. Adam belki hiç alakası yok kaynının onda. Başka birinin alakası olabilir. Elinde delil olmadan rüyayla olmaz burada. Yani iki gün aynı üst üste öyle gördüm yani. Ama şu anda eşim de ondan şüpheleniyor. Delilini buluncaya kadar suçlamayın. Tamam hocam. Delil. Çünkü tamam. günaha gireriz. Rüyayla amel edilmez dinimize göre. Tamam hocam. Peki Allah efendim. Tekirdağ selamlar. Hayırlı kötülere günler fırsat diliyoruz. Vermesin. İnşallah. Evet. Tamam. Hayırlı... Tamam. Hayırlı günler efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.